Evet. Murat Çiçek ile oturdu ama Havva Nur Çiçek'i eliyle itmesi demek, kabul etmemesi demek. O da dedi ki kalbim kırık, özürle geçecek gibi değil dedi. Biz de kayınvalidesi ve kayınpederinin önünde Murat da buradayken, Murat hem yemeğe gitti hem çıktı ricamız üzerine yayına da geldi. Havva Nur artık karar verecek. İnsan gibi özür dileyemiyor mu? Bir adamın çiçek alıp gelmesi demek zaten özür dilemesi demektir. Ve öyle değil midir? Efendim Mahsen. Havva Nur burada Murat'ın ondan özür dilemesini bekliyor. Şurada. Evet. Kocasına bakarak konuştun. Evet Havva Nur'cum sen öyle sana istiyorsun. Niye söylüyor? Evet. Ben de bunu dön anlayamıyorum. Babası da karşısına oturuyor. Evet. Babasına da bakmıyor. Kızım evet. Bana bak konuş evet. Diyor adam. Evet. Ona da aynısını yapıyor. Evet. Yani bu size karşı değil. Bunu evet, bilin. Babasına da böyle. Yani bir evet. İnsan döner evet. Der ki ben senden bunu bekliyorum arkadaş. Der. Seda abla Havva Nur'a şöyle bir şey sorsak. Yani kafasını mı dağıtmak istiyor? Veyahut da düşünmesi mi gerekiyor? Tek başına kalıp. Ama babasından da, bir hafta izin aldı. Tamam, hayır. Burada değil. Heh. Karaman'da. Olabilir. Onu da söylesin. Öyle bir düşüncesi varsa. Ben şöyle bir şey düşündüm. Mesela yarın gönderelim diyorum. Havva Nur'u. Çocukla birlikte gönderelim. Hatta şöyle bir şey de yapalım. Babamla birlikte gitsin. Babamla annemle birlikte Karaman'a gitsin. Bir hafta orada düşünsün, taşınsın. Hem annesinin babasının yanına torunlarını da götürsün. Çocuğu görsünler. Çocuğu da görsünler. En azından orada biraz vakit geçirir. Kafasını dağıtır. Düşünür, ben taşınır. Ben babamın evine temelli giderim. Dönüş olmaz. Yani o temelli. Senin o senin bileceğin bir şey. O senin vereceğin karar. Ha, kararını orada verir. Yani dönüp dönmeyeceğini orada verir. Ben saygı duyarım. Ben saygı duyarım. Orada ver diye düşünün. Ne yapar? Gerekirse kamerada göndeririz. 4.5G'ye bağlanır. Seda abla veyahut da Murat. Bana desin ya. Murat. Ben düşündüm, taşındım. Kararımı verdim. Ben buraya geldim. Ama benim artık dönüşüm yok. Sen yoluna, ben yoluma. Şadıman. Murat bu kadar rahat konuşma evladım. Tamam mı? Konuşma. Şimdi sen bazı aranızda olan bir şeylerden dolayı sen Havva Nur'a daha bir yakın, daha bir sevecen, daha bir tatlı sözlerle gelmelisin. Kadınlık gururu incindi biraz. Biraz onu okkalamalısın. Ama sen hep tersini savunuyorsun. Ya, tersini yaparım, giderim, ederim. Seda Hanım şey böyle olmaz. Ki. Hepimiz de biz kadınız. Bekleriz ki eş tarafından biraz sevilmek, yani okkalanmak, onun gönlünü yapmak yani kadın olarak. Tamam. Biz bunları bekleriz. Tamam, biz bir şey söyleyeceğim. Buna müsaade edersin ama değil mi? Ben kovmuyorum. Peki bak. Müsaade et, dur Murat. Müsaade etmiyorsan, şimdi bak Şadıman'cığım çok güzel mesaj veriyorsun. Diyorsun ki kadınlık gururum okşansın istiyorum. Bunun için ne yapacaksın? Ya karşındakine bunu yapması için, bu hamlede bulunması için müsaade edeceksin ya kapatacaksın. Hem müsaade etmeyip hem bu tarafa dönüp. Hem çiçeği kabul etmiyorum. Hem olmaz. İnsan gibi özür dileseydi kabul ederdim. Dönmüyorsun. Bir dön, dön. Dön. Eder. Yakınlaşsa eder. Dön de bir yoluna sok. Burak biraz ona yakınlık gösterse eder. Kim? Ben anlıyorum onun gözünün ifadesinden. Murat biraz onun yanına gelip yalvarsa edecek, affedecek. Çok gidersiniz bu kafayla. Devam edin. Efendim Şükran. Doğru Murat'cığım, kafa bu kafa. Tamam hatalısın. İkinizde de var hata aslında. Orada yemeğe gittiğinde bence o çiçeği getirdiğinde masaya değil de direkt Havva Nur'a götürüp bir özür dileyip bir öpseydin daha iyi olacağını düşünüyordum. Öptürür müydü kendini? Bir öptürmez de Seda Hanım. Havva Nur öptürür müydün kendini? Herhalde. Çünkü benim yüzün bile hiç gülmedi. Senedir. Murat'ı görünce bile suratın hep asık zaten. Hani geldiğinde hiç umurumda değilsin gibi bir tavırdaydın.
Ya gelmiş oraya bir gülümse, en azından hiçbir şey yapmıyorsan bir gülümseyebilirdin aslında. O farklıydı sanki. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abla, ben sana cevap vereyim. 3 senedir konuştuğum kızı bana anlatmayın. Bana bu zamana kadar aşkım demeyen, sevgilim veyahut da bir tanem veyahut da eşim, bu benim kocam, el ele tutuşup benimle çarşıda gezmeyen, benimle oturup kahve içmeyen, çay içmeyen, yemek yemeyen eşimi bana anlatmayın. Ben eşimle oturup karşılıklı yemek yiyebilmiş insan değilim. Neden? Çay içmiş insan değilim. Kahve içmiş insan değilim. Neden Muratçığım? Neden? Bunu Havanur'un yapısı bu. Karakteri bu. Tamam. Bana öğretmeyin. Siz diyorsunuz ya Murat gelseydi de ya Havanur'un eline verseydin. Eline uzattığım zaman bile ne onu iteceğini biliyorum çünkü. Tamam, Havanur'un yapısı bu abla. Anlayın artık. Tamam. Onu da anlıyorum. Seni de anlayabiliyorum. Ama şimdi senin geçmişte yaptığın hatalardan dolayı bir türlü kendisi seni affedemiyor Havanur burada. O zaman etmeyecek. Yani kesin bir karar vermesi gerekiyor tabii. Etmesin abi o zaman. Evet etmesin. Havanur da işte. Bir kesin karar versin. Oluyor mu olmuyor mu? İstiyor mu istemiyor mu? Kararsız. Neyi zorluyoruz biz? Kararsız. Ayşe. Aslında Havanur asla boşanmak istemiyor. Ayrılmak da istemiyor. Az önce Murat diyor ya hani gitsin bir hafta işte Karaman'da kalsın falan. Kesinlikle gitmez Havanur. Murat'ı burada tek başına bırakıp. Tülay. Hiç bırakır mı? Ay delireceğim. Ben gitsem bile babam geri gönderir. Havanur Murat'a asla güvenmiyor. Yani onu burada bırakıp da kesinlikle Karaman'a gitmez. Hava Murat'tan böyle daha fazla ilgi, çok fazla özür bekliyor. Çok fazla ilgi bekliyor Seda Hanım. Yani çok seviyor aslında Murat'ı. İkisi de seviyor birbirlerini ama ikisi sorsana, de aşırı inat. Havanur'a sor bakalım. Evet Havanur, ilgi seviyor bekliyorsun değil mi Murat'ta? Kendini ya affettirmesini hadi, bekliyorsun bugün, hala. O kafasında hala, kafasında hala o eski şeyleri Havanur atamıyor. Onları atmadan da mümkün değil, barışamazlar. Ne oldu bugün Murat? Tamam bugün şöyle bir şey daha yapayım. Tamam annem babam da yok. Tamam bugün organizasyonu ben yapacağım hadi. Tamam. Oğlumu da alacağım, eşimi de alacağım, yemeğe gideceğim. Hadi. Hadi bakalım bu sefer kimse de yok. Bakayım mam konuşacak mı? Yüzüne ben bakacağım. Karşımda yemek yiyebilecek miyim? Hadi bakalım. Çay içeriz, yemeğimizi yeriz, tatlımızı yeriz. Ben niye yiyemeyeceğim? Sen yaptın hatayı, ben yapmadım. Tamam, hayır. Ben de diyorum ki konuşacağız. Sen bana derdini söyleyeceksin, ben sana söyleyeceğim. Tamam, bugün ikiniz beraber yemek. Yani Murat'ın demek istediği böyle yani yabancı bir kişi gibi değil de diyor yani. Gülüşerek i̇ki, böyle güle oynayacağız. İki medeni insan gibi yani, oturacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Öyle yiyelim diyor yani. İftarımızı yapacağız. Yemek yemeden özür dileyemiyor mu? Konuşamıyor mu? Dün orada kal dedi baban. Niye gittin? Nereye? Babam kaldı. Ya orada ben da. Odanın içinde karım. Odanın içinde sanki bana kanlı düşman gibi. Suratıma bile ne bakmıyor. Ben orada nasıl kalayım? Sonra da niye gittin diye kızıyor. Benim yattığım yer kanepe. Havanur içeride yatıyor. Ben salondaki kanepenin üstünde yatıyorum. Ben içeriye girdiğim zaman dışlanarak itelendiğim zaman ben o odanın içerisinde nasıl kalabileceğim?